Bir kadın için hamile olduğunu öğrenmekten daha önemli pek az şey vardır. Kadın ister ciddi bir ilişki içinde olsun, ister olmasın, ister hamile kalmak istiyor olsun, ister olmasın. Hamilelik testinin sonucunun pozitif çıkması her kadının hayatında bir dönüm noktasıdır. Nebraska'nın Omaha şehrinde yaşayan Sarah Haller için de durum bundan farklı değildi. Sarah ve Chris Sarah hamile olduğunu öğrendiğinde yalnızca 2 aydır sevgiliydi. İlişkinin cicim aylarını yaşayan bu çift henüz daha birbirlerini tanıma aşamasındayken birdenbire büyük bir karar vermeleri gerekti. Bu çocuk ilişkilerini nasıl etkileyecekti? O sıralar 26 yaşında olan Sarah çocuğu doğurmaya karar verdi. Peki Chris ne düşünüyordu? Sarah'ın bloğunda yazdığı yazıda şunları söyledi. Eğer karşınızdakinin iyi birisi olduğundan emin olamıyorsanız ona hamile olduğunuzu söyleyin ve tepkisini ölçün. Neyse ki 30 yaşındaki Chris de aile kurmaya hazırdı ve Sarah'a destek oldu. İkisi de bu yolun onları nereye götüreceğini büyük bir heyecanla bekliyordu. Sarah hamileliğinin 24. ayındayken bu çift beklenmedik bir haber aldı. Ultrason sonuçlarına göre bebekte ciddi damak ve dudak yarığı varmış. Sarah ve Chris için bu çocuk her şeye rağmen dünyanın en güzel çocuğu olacaktı. Ama yine de bu çift doktorun söylediklerini duyunca korktu ve endişelendi. Çocukları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediler. İlerleyen haftalarda Sarah ve karnındaki çocuğa yoğun testler yapıldı ve çocukta ayrıca nadir görülen bir genetik bozukluk olduğu fark edildi. 9. kromozomda nadir görülen bir kromozom silinmesi yaşanmıştı. Bu durumun sonucunda fiziksel ya da zihinsel özgürlük ve tiroid, düşük kemik kütlesi, epilepsi gibi olası pek çok ciddi sağlık sorunu oluşabilmektedir. Şu ana kadar dünya üzerinde bu durumun görüldüğü yalnızca 15 hasta kayıtlara geçmiş. Doktora gittiklerinde doktor Sarah ve Chris'e tüm bunlara rağmen bebeği hala doğurmakta kararlı olup olmadıklarını sordu. Sarah hiç çekinmemiş. O da Chris de bu yolda devam etmeleri gerektiğinin farkındalarmış. Onlar çocuklarına çoktan aşıktı ve daha onu kucaklarına alamadan ona veda edecek değillerdi. Önlerindeki yol ne kadar zorlu olsa da ve çocuklarının başına nice zorluklar gelebileceğini bilseler de yine de çocuğu dünyaya getirmeye karar verdiler. Bebeğin doğumunu hem heyecanla hem de endişeyle bekliyorlardı. Brody 7 Kasım 2016'da doğduğunda Sarah doğumu sağ salim atlatabildiği için oldukça rahatladı ve sonradan bloğunda şunları yazdı. Doğmuştu, yanımdaydı ve ben onun annesi olduğum için çok mutluydum. İnsanlar çocuğuma acıyan gözlerle bakacak diye korkuyordum ama o korkum bir anda yok olmuştu. Çocuğumu anne babama gösterme konusundaki endişelerim de benzer şekilde yok oldu. Brody doğumdan sonra yeni doğan yoğun bakım ünitesine götürülmüş. Dünyaya yeni gelen bebek beslenme sorunları yaşıyordu ve bu sorun ileride ailenin zorluk yaşamasına sebep olabilirdi. Brody'nin G tüpü olarak da bilinen bir gastronomi tüpüyle beslenmesi gerekiyordu. Bu tüp karından mideye bağlanır ve besinleri direkt mideye yollar. Bu sayede doktorlar bebeğin büyüyebilmesi için gerekli besin ve kaloriyi aldığından emin olur. Zar zor kilo alsa da Brody gittikçe güçleniyordu. Daha 1 yaşına basmadan Brody pek çok kez hastalanmış ve bu yüzden de Sarah Brody'yi çok kez doktora götürdü. Brody 3 ameliyat geçirdikten sonra bile hala gülümsüyordu. Chris ve Sarah önlerindeki tüm zorlukları aşmaya hazırdı. Onlar için önemli olan tek şey çocuklarının sağlıklı olmasıydı. İnsanların çocuklarına acıyan gözlerle bakmasını umursamayan bu çift çocuklarıyla beraber gururlu bir sürü fotoğraf paylaştı. Sarah ve Chris bu sayede Brody ile benzer durumdaki çocukların kendilerinden cesaret almasını sağlamayı amaçlıyor. Her şeye rağmen insanlar her gün pek çok kaba soru yöneltiyor ama yine de aldıkları yorumların çoğu olumlu. Sarah ilk başta bu kaba yorumlara şaşırdığını ama sonradan bunu insanların cahilliğine verdiğini ve elinden geldikçe onları bilgilendirmeye çalıştığını söylüyor. Chris, Sarah ve Brody hem kendi ailelerinden hem arkadaşlarından hatta yabancılardan bile epey destek görüyor. Bir gün Sarah, Chris ve Brody bir restorandayken garson onlara bir kağıt vermiş. Sarah önce bunun peçete olduğunu sanmış ama kağıda baktığında $1000'lık bir çek görmüş. Not kısmında da şunlar yazıyormuş. Dünyalar güzeli Brody için. Sarah bunun ardından mutluluk gözyaşları dökmüş. Ailesi bu çekteki parayla Brody'nin ihtiyaç duyduğu bir ameliyatı yaptırmış. Ufak Brody'nin yüzü artık daha da gülüyor.